Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köyde Adana usulü sıkma yaptık. Yufka ekmek videom çok beğenildi ve ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Eğer yufka ekmek videomu izlemek isterseniz sağ üstte videonun linkini bırakıyorum. İlk olarak yoğurma kabımıza unumuzu koyuyoruz. İçerisine yeterince tuz koyup yavaş yavaş suyunu ekliyoruz. Biz çok fazla yaptığımız için sıkmayı unun, suyun ve tuzun miktarını veremeyeceğim. Suyunu yavaş yavaş ekleyip unumu toparlıyorum bu şekilde. Evet, hamurumuzu iyice toparladık. Şimdi elimi böyle yumruk yapıp hamurumu iyice yoğuruyorum. Biz bunu normalde yoğurma makinamızda yoğuruyoruz ama bugün sizlere göstermek için bu şekilde elimde yoğurdum. Çünkü herkesin evinde yoğurma makinesi olmayabilir. Hamurum artık hazır. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden bezelere ayırıyorum. Tüm hamurumuzu bu şekilde bezeliyoruz. Bezelerken elimize biraz un alıp hamurdan istediğimiz büyüklük alıp yuvarlıyoruz elimizde. Bu şekilde tüm hamurumuzu bezeliyoruz.
Gerçekten köyde çektiğim bu video hepsi organik. Gördüğünüz gibi hamurlarımız orada açılırken ben de bahçemizden maydanozlarımı topladım. Sıkmanın iç harcı için gördüğünüz gibi bahçemizden maydanozları topladım. Gerçekten her şey organik, doğal. Şimdi maydanozlarımı tertemiz suda yıkadım ve küçük küçük doğruyorum. Maydanozlarımın hepsini doğradım. Bu gördüğünüz peyniri annemle birlikte biz yaptık. Şimdi içerisine soyduğum soğanları da doğruyorum. Biraz önce bezelediğimiz hamurlarımızı açmaya başlıyoruz. Bu hamurun içerisine kesinlikle maya koymuyoruz. Hamurumuzu direkt açıyoruz. Hamurumuzda herhangi bir dinlendirme işlemi de yapmıyoruz. Direkt açıyoruz. Tüm bezelerimizi bu şekilde açıyoruz. Daha önceden ısınmış olan sacımızın üzerine hamurumuzu seriyoruz ve bu şekilde çok güzel pişiriyoruz. Bir yandan da çayımızı sacımızın üzerine demleyip koyduk. Orada sıcaklığını kaybetmiyor. Gerçekten mis gibi kokuyor şu anda. Benim için gerçekten çok keyifli bir video oldu. Evet, pişen sıkmalarımızı tereyağını sürüyoruz. Daha sonra yaptığım peynirli iç harcımızdan koyuyoruz. Siz isterseniz peynir değil de patates de koyabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz tereyağını da biz yaptık annemle birlikte. Her şey doğal.
tereyağını sürüyoruz. Peyniri koyup hamuru sarıp daha sonra sıkıyoruz. Elimizde sıktığımız için bizim orada, yani Adana'da buna sıkma derler. Başka illerde bazlama falan da deniyor. Ama biz sıkma diyoruz. Arkadaşlar, sıkma gerçekten çok lezzetli. Eğer Adana'ya, Mersin'e gelirseniz mutlaka sıkma yiyin. Bu şekilde tüm pişen hamurlarımızı yağ koyup, peynir koyup sıkıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp yorum atabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.